Esenlikler, hoş geldiniz. Mevcutta ne yapıyoruz? Mevcutta Vlandia'ya çökmeye devam ediyoruz. Zaten sonunda Vlandia'ya karşı saldırıya geçmeye, Vlandia topraklarını fethetmeye başlamıştık. Önce tabii kendi topraklarımızı kurtardık. Ancak şu andan itibaren Vlandia kademeli kademeli çökecek. Kuzayit de bastırıyor bu arada. Hani biraz acele de etmemiz lazım. En son kalifiye olmayan ancak sayısı çok olan bir ordu toplamak zorunda kalmıştık. Gipor al canım. Zaten senin de sanırım orası. Evet. Hani Vlandia bizi üzüyor ama biz de onu üzeceğiz. Emin olun. Ha, o nihayetinde o kayınbabayla da hesaplaşacağız. O kayınbaba Monçuk bedellerini ödeyecek yaptığı şeyleri. Kuşatmalarda asker göndermeyeceğim. Büyük meydan savaşlarında gönderebilirim ama kuşatmalarda çok asker kaybediyoruz. O yüzden yapmayacağım. Büyük meydan savaşlarında bizimkiler hani aşırı yorulmuyor. Ancak kuşatmalarda biz yokken ciddi manada gereksiz kayıp veriyoruz ya. Yani. Çocuklar kaleyi... Tamam. Sana veriyorum. Bu arada oyunun yani çok saçma hataları var. Şu arkadaşların nüfuz olmasına rağmen şehir istemiyorlar bizden. Sürekli aynı klanlar şehir istiyor. Saçma bir hata diye görüyorum ya. Yeni kuşatma gelmiş görünmüyor. Temizleyin çocuklar. Oyun başında kuşatılmadıkları için bu arkadaşların bütün şehirlerindeki binalar 3 seviye bu arada, ancak her şeyin bir ilki vardır. Biz de onu gerçekleştirmeye geldik. Bana katılacaklar vardır, gelsinler. Bir asker bir askerdir. Bunu oyunun birçok farklı aşamasında tecrübe ettik, yaşadık. Şurada ne oldu, soylum mu öldü benim acaba? Geçin canım. Yani 400'e 150. Burada ben yokken hani ne değişiyor da yüzlerce kayıp veriyorum, 100-150 kayıp veriyorum. Hakikaten anlamış değilim ama oyun diyor ki yok baba diyor. Sen yokken diyor kayıp verirsiniz diyor. Bu işler böyledir diyor. Tamam diyoruz biz de. Evet, şu arkadaşlarım var. Arbaletçileri iyi de. Ya şundan olabilir. Hani bir, ben okçuları vuruyorum. O askerlerimi kurtarıyordur. İki, hani odak çekiyorum. O da kurtarıyordur. Başka olasılık gelmiyor aklıma. Kaç kişi vurduk biz o arkadaşı? Emin değilim. Ulan bulan diyorlar. Alt tarafı biat edecektiniz de. Sağdan bir yerden mi atan vardı? Çok da güzel oturtuyor ama. Biraz daha garanti oynayayım. Evet, şuradan atıyormuş. Hep de oyunda direkt NPC'ler bize eğim kaydırdığı için o da aslında çok yoruyor bizi. Açısına girdiğim an tak diye dönebiliyor bana NPC'ler. Ben seni vurdum bence az önce ama bir daha vururum ya, sorun yok. Kardeş. Çok okçum var ki yani birbirimiz hit attığından dolayı atışlarımızı kaçırtıyoruz falan. Öyle adamlarız. Biraz rahatsızım bu arada. Sesim arada çatallanıyor. Kusura bakmayın.
Sen çok hedef değiştiriyorsun. O kafanın yerine çok değişiyor bu. Vurmayın askerlerimi. Ufak bedeller ödersiniz. Çocuklar okum bitti. Geliyorum. Ya bu arada Vlandyalılar biz varken bile güzel kayıp verdiriyor. Tabii 150 kayıp vermeyeceğiz mesela. Ki 150 savunan vardı. Neredeyse birebir öldürdüler. Pardon, 190 savunan vardı geçen kale, geçen bölümdeki. Saçma ya. Hakikaten saçma. 4 katı adam var. 30 kayıp vermiş. Hadi 60'a kadar çıkacak olsun yani. Kadar devasa farklar bence olmamalı. Sırf biz yokuz diye. Yapma. Yapma be. Yani 3'te 1 kayıp verdik 4 katı adam. Hani ciddi saçmalık be. Bir de yere düştük utanmadan. Kimleri seçmiş? Gerçi son seviyeleri seçecektir zaten. Ya bu kadar büyük ordu toplama istememe sebeplerinden en büyüğü de şu garnizonun böyle fazla sayılarda olacak olması. İki seviyeleri de bırakabilirim ama ya artık. Çok azaltır mı acaba asker sayımı? Azaltır ama kalifiye hale getirir. İki seviyelerde kalsın. Şu kardeşi fullleyeceğim direkt. Bor çevirelim biraz. Hediye almazsın. Allah'tan muhasebeciyiz de. Abalitos şimdi gelmiş. Hoş geldin canım. Şimdi bu adamlara ben niye mülk veriyorum? Ya bu adamlar savaşıyor kardeşim. Diğerleri böyle köylerinde geziyor. Abi diyor, kralım diyor, paşam, ağam diyor. Bize diyor, niye diyor mülk vermiyorsun? Ben sana nasıl mülk vereyim? Ver ona, yetişebileceğim mi ya? Bir porcum alsın mesela. Acaba Verona'ya yetişecek miyim ya? En kötü içeride sıkıştırmaya yetişiriz. Sıkıntı yok. Savaş ne alemde. 47'ye geldi, tak 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 düşüyorlar şu an. Çünkü hem mülk veriyorlar hem orduları gidiyor. Direnecek adamları kalmadı. Ben gireceğim. Ha, pes ettiklerinde salacağım. Acı yudumu tabii ki serbest bırakın babacığım. Bu da sormuyor. Adam bizim birlik yöneticimiz. Biraz toparlasın tabii kendini. Veron düşürecekler ya. Tek tük direndiler ama. Yine kaç kişi topladınız peki? Bizim çocuklar Mieze'yi almış. Fafen orduyu sen mi kurdun acaba? Tora'yı da esir almış falan diye. Hani farkındayım şu an git gel git gel oluyor. Genelde aynı mülkleri alıyoruz ama tabii ki de ilerliyoruz. Vlandia çok güçlü. Benim yapacak bir şeyim yok. Ha, aşırı güçlü değiller. Teke tek olsaydık oyunun başından beri içlerinden bile geçerdik. Ordu nereye gitti be? Gece nasıl fark etmedim ben bunu? Tamam, şimdilik Verona alsınlar. Başka bir yere geleceklerdir. Ya da orduyu mu dağıttınız ciddi ciddi? Vlandia'nın gücü ne kadar kaldı? 8800, güzel.
Merkezi bir bölgede bekleyeceğim biraz. Belki de yukarıya çıkmıştır orduları. Ordularını salıp... Aa yok. İki orduları var. İkisi de burada. Usank Kalesi'ne gideceğim diyor. Git bakayım canım. 114. Aslanım yakala şunu. Yakala şunu. Asker göndereceğim. 600 kişiler. 66 ölü verdik. Sıkıntı yok. Memnun oldum canım. Büyük bir kısmını daha tutsak aldık. Aşağıdaki orduları kaldı. O da hallolmayacak bir şey değil. Muhtemelen Usank Kalesi'ne gidecekler yine. Çünkü en az savunan orada var. Orada da onları dağıtır. Oradan şehirlerini düşürmeye devam ederiz. Evet, gittiler. Sturgia yani. Sturgia, sen sadece Kuzey İmparatorluğu da aynı bu arada. Sadece acıdığım için son şehirlerini almadığım krallıklar bile bize baş kaldırmaya çalışıyor. Yani o kadar zor durumda görüyorlar bizi. Bakacağız. Kim daha zor durumdaymış bakacağız. Kim neyin seviyesini atladı çocuklar. Parsçım son seviye vekilliği açıyor. Çok iyisin. Canım. Yani ya böyle ufak ödüller veriyoruz meydan savaşlarında ama kaleye göndermeyeceğim. İstiflenmiş. Tamam. Bu da mı 37'lik? Güzel. Oklarımız fullendi. Tabii bir Vlandyalı ordudan nasıl çıktı bu ok? Onu kimse sormasın. İki ordunuzu daha dağıttım. Yok. İlla abi bizim yıllardır, yüzyıllardır yönettiğimiz şehirleri fethet. Biz anca öyle pes ederiz diyorlar. Fethederiz canım. Ordun full acemi değil mi? Tamam hiç gelme. Şurada 12 kişi kalmış falan birkaç arkadaş görüyorum. Canım sen. Ve sen. Dinlenmeye çekilebilirsiniz. Gidin toparlanın biraz. Yani hızlıca ordu toplamaya çalışıyorlar ama yeterli olmayacak. Ne kadar çok adamlarını öldürürsem, ne kadar güzel şehirlerini alırsam benim için o kadar iyi. Kralları da orada bak gördüm onu. Erlik 16 yaşına basmış. Sen kurnazlığını geliştirmeye devam et. Biraz da serseri ol bakalım. Bu kaleye gittiniz mi? Yine gittiniz mi? Gidin bakalım. Olmadı salacağım. Onlar ufak kalelere gitsin, oyalansın. Ben şehirlerini düşürmeye devam edeceğim ya. Sürekli git gel git gel vakit kaybetmiyorum. Şu an böyle şey, bizi devasa bir pasta olarak görüyorlar. Kim ne koparırsam derdinde. Ancak şu aslan boyun eğdiğinde hayal edemeyecekleri şeyler yaşayacaklar. En son krallarını falan idam edeceğim, o olacak bu arada. Yani çok idam etmek istemiyorum kimseye ama. Bu kadar durum olmaz ama bu serinin sonunda Monchun kellesini alabilirim. Gerçekten haddini aştı çünkü. Hem de fazlasıyla. Şu adamların şehirlerine bak ya. Bu kadar refah içindesiniz. Sizin ne derdiniz var? Niye bana bulaşıyorsunuz ya? Şu macunu da düşürecek misiniz artık? Çocuklar, Aseray bize tekrar savaş açmış.
Sağmancını tamam. Lanet olsun düşürmeyin ya. Divancınıktan da kayıp verelim. Ben giderim o mancını. Bazen bizim mancınıklar saçmalayabiliyor. Sıkıntı yok. Atlayamıyor musun gerçekten? Tamam. Biliyorum gece savaşlarını çok sevmiyorsunuz ama ufak bir savaş bu. Şöyle hoş bir konum alıp oklayacağım zaten. Şu mancına rahatsızlık vermem şart. Çocuklar mancına mancına çocuklar. Bu sayıları az değil gerçekten. Piyade mi geziyor orada? Tamam. Kalkanlılar onların çoğu. Vakit kaybetmeyin benim o kadar. Şu mancınık çok yürüyor da yani oyun bir mancınık vardı. Yapım aşamasındakini niye benim karşıma katıyorsun? O ikinci mancının orada işin ne? Yemin ediyorum içim gidiyor şu mancınık olduğunda ya. Bu arada Vlandiyalıların şehirlerinin bu kadar düşmesinin zor olmasının yegane sebebi milisleri de arbeletçiler. Hani imparatorluğun okçusu örneğin o kadar kayıp verdiremez ama arbaletin hasarı yüksek olduğu için garibanları bile asker öldürebiliyor bizden. Tabi nereye kadar bu arkadaşlar kurtaracak onları göreceğiz. Asırdan çıkmayacaktım ya. Piyadeleri sonunda kulelerden çıkıyor. Ok öyle atılmaz. Sigarayı elime alıp yakmamışım sinirden. Şu an yukarıya giremem gibi. Okçuları azaltayım biraz. Ok olarak benim şu sol taraflara çıkmam lazım. Bir kulemi yıkmışlar falan. Tamam. İyiyiz. Arkadaşları biraz yandan yandan atalım. Abi şöyle güzel kalkan çevirmek. Ben de çıkacağım yukarıya. Ya bu arada ben mancınık mancınık diye ağlıyorum ama o kadar da kayıp verdirmiyor. Ben sevmiyorum sadece kardeşim. Kuşatma kulemizi yıkıyor mesela. Bizi iki yere hapsediyor. Nasıl ki biz savunurken bu tarz şeyler bize oyunu kazandırıyordu. Karşı tarafların da işine yarıyordu. Çocuklar lütfen aşağıya düşünmeyin. Şu mancınıkları o yüzden bir ziyaret etmem lazım. Ki kaybı da az vermemişiz yani. Maçın ya, işim var. Paşam onu yapma paşam. Paşam onu yapma paşam. Paşa orada yok.
Şu macunu yıkacağım. Bu macunun başına elbet tekrar geçecekler çünkü. Da daha güzelini yapayım mı? Nerede onun merkezleri? Nerede bunların yeni doğumlu? Hop. Bizden de birkaç kişi düştü ama çoğunluk onlarda. Sıkıntı yok. Şunu bir yıkalım. Hem bizimkilere moral olsun. Şu an ne tarafta? Şimdi bir alayım elime. Farklı gezinim. Şükür o kadar tükettiniz mi gerçekten? Bakın karşıma düşman çıkarmayın ha. Yemin ediyorum kendim de patlatırım. Siz bana yeni doğanları gösterin. Şuradalar. Atılabilecek konumda değil ama o kadar askerimi de harcayamam. Şuradan bir aşağıya inerim ama. İneriyor gibi bizimkiler var aşağıda. Klandiyar'ın hükmü, çocuğum çekil, vurma. Klandiyar'ın hükmü arkadaşlar, biz surdan içeriye girene kadar oluyor tabi. Bu ne? Güzel bir oyun bug'ıyla karşı karşıyayız. Şunu atacağım ben. O da 5 vurdu. Muhtemelen yüksekten atılmadığı için. Ölüyü fazla verdik ama. Gerçi bunun 47'si mancınık tam. Taktik sizin. Korkmalarına yardımcı olacağım. Şu kaçanları özellikle öldüreceğim. İşte kale içiyle uğraştırmasın. Oğlum nereye kaçıyorsun ya? Kılıcım şu an daha iyi. Şu an. Şunları eritene kadar. Bizimkiler onları halleder. Kaçmayın çocuklar. Biraz erkek olun erkek. Öyle olmamalı ya. Bıraksak hepsi kaçacak görüyor musunuz? İşte ulan diye ben vatansever. İmparatorluğun vermesini görene kadarmış demek ki. Eritin oğlum. Yani kaçmak yerine savaşsaydınız keşke. Azından arkada olan arkadaşlarımda saygı duyuyorum ama size duyamıyorum. Bir tanesi kaçtı. İki tanesi. Çok erken başlamışlar kaçmaya. Asker göndereceğim buraya. Ulpo, sana saygı duymuyorum oğlum. Artık içeri çok garnizon bırakmayacak bizimkiler. 1 ve 2 seviyeleri zaten arkada bırakıyorum. Ordu sayım hızlıca azalacak. Aa bir dakika. Ha, tamam. Asker sayım azaldı sandım bir an. Güzel. Orada hakikaten ordu kalifiye hale geliyor. Bayağıcım senin limitin yüksektir. Aynen öyle. Biraz daha Belitos'a verelim. Kapatalım bu defterleri. Fazla vermiyorum tabii. Kanitos'cum senin de limitin yüksektir.
Ama yeterli değilmiş. Nereye kuşatıyorlar bakalım. Ufaktan bir süreme de bakacağım tabi. Daha vaktimiz var. Sadece Toy'u düşürsünler. Biz de Galen'de düşürelim. Nasıl fikir? İki kaleye de gidiyorlar ama ya. Beni üzüyorlar. Landia diyor ki, Zahit bizi tanı eyle mi? Ancak onu söyleyecek takım biziz. Ben devam edeceğim ya. Kalelerde vakit kaybetsinler. Sargota, Charas'a ve Jajuran'a gelirlerse geri döneceğim. Şu anda şehirler daha önemli. Gipor, yani tamam bak benimle savaşıyorsun falan ama bu adam da savaşıyor kardeş. Abartma. Hakikaten abartma yani. Sizin şu Galen'de bir yorayım ben ya. Önce bir seninle konuşacağım Mor. Morkon'da değil tabi Aleri ile konuşmam lazımmış. Gir oğlum şehrine gir. Gir gir. Kuşatıyorlar, sıkıntı yok. Saldırırken de kayıp veriyorlar. Bu Jamaya'ya gelen bu arada Aseray. Zamanında biat ettik abi. Bırak bizi abi. Rica ediyorum imparatorum falan diyorlardı ancak kendileri bilir. Kergit'e karşı ne durumdayız? Özür dilerim Kuzey'e karşı. Eksi 45'e 45 yoruyor. Çocuklar hızlı. Şu duvarlara vurun be. Duvar diyorum. Üst surlara vurun. Mancınık falan bırakmayın kardeşim. Bunu da mı ben öğreteceğim ya? Şu sağdakini düşürün gireceğim hadi. Yok. Biz duvara vuracağız abi diyorlar. Heh. Var mı seviye atlayanımız bize katılacağımız? Katılacağımız değil tabi. Savaş ciddi yormaya başladı beni. Özellikle Kuzayit sürekli tadımı kaçırıyor. Ulan diye dümdüz düşman abi yani. Adam dedi ki hayırdır ulan biat etmiyorum ben sana ama Monçuk. Kendi kızını esir aldın sen be adam. Bu kadar çirkinleşilir mi be? Gölge neymiş? Yemin ediyorum gözümü bozdu. Sol tarafa vuracağım ben. Şu arkadaş şu delikten vurma gibi bir şey var mı acaba? Sanırım yok. Bir daha deneyeceğim. Yok. Elini bir daha çıkarır mısın peki? Fırsatı bir kere verirdim diyordu. Hangimiz vuruyor bana? Ya şu ekip çok tadımı kaçırıyor. Göremiyorum çünkü. Kaybı yine eşit verdiriyor. Ulan buradan diye. Burada Asera ya da Sturge'ye de haraç vereceğim ya. Şu
Şu an muhtemelen onlar yorduğu için benim lordlar Kuzey'den çekilmek zorunda kaldı. Çok duygusal davranmaya gerek yok. Aracımı verim çekelim kenara. Evet, vakitleri gelecek çünkü. Solu temizlemişiz okçudan. Daha rahat gireriz o halde. Şu arkasını dönüyor, vurabilir miyim artık? Tamam. Adam non-RP yapıyor abi. Ulan milisler siz neymişsiniz be? Ciddi soruyorum ya. 49-73. Gerçi artıya da geçmişiz ama. Ben biraz aceleci davranacağım. Soldan kaymaya çalışacağım. Ya da sağdan. Neresi açılırsa. Okçuları oynayacağım ben. Nasıl bir takım çalışması yapıldı? Gördün mü sen? Tamam. Şimdi sizinkileri çeviremiyorum değil mi? Evet. Şimdi güneş arkanızda değil işte çünkü. İşler batacak artık. Arkadan gelip HS yedim ya. Ölmedim değil mi? Yok. Tamam. Bir şey değil mi? Vulan diye ciddili zorluyor be. O da ben tilt oldum yani, ikisinden birisi ama. Umarım Vulan diye zorluyor. Alan edip bırakacağım. Bu arada ana yerlerini biz fethettikçe bu arkadaşların gerçek güçleri de azalıyor. Bir yandan param artsın. Sadece savaşarak para kasıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Böyle para bakı yapmaya gerek var mıymış? Yokmuş kardeşlerim. Değil mi? Bizimkiler muhtemelen. Evet. Tabi garnizonu unutmayalım. 1 ve 2 seviyeleri bırakacağım zaten artık. Şu andan itibaren o kadar uzun sürmeyecek. Asker bağışlama seanslarımız. Da. Çok da kalmamış sanki ha. Ana ordum benim için daha önemli şu anda. Orduyu zor adam ettik zaten. Çok oldu. Direkt şöyle yapayım mı? Yok, direkt lejyoner vermeyeyim. Kanitosçum, şunları bir alsana be canım. Anlık böyle fazla veriyorum ya, tilt oluyorum ya. Fafen, seviyorum seni, biliyor musun? Al canım benim, al. Şimdi o Sargot'ta bu kardeşleri karşılama zamanı işte ve ne yapma zamanı? Çocuklar verelim haracı. Haracı. Bakın. Yormayın beni. Halledeceğiz zaten. Gücümüzü azaltıyorlar. Bizi bölüyorlar. Sturgia. Oleki idam edeceğim ya. Hatta yok, bizim Oleki değil, özür dilerim. Ragan Van'ı idam edeceğim ya. Çünkü Kuzayit giderek eksiye gidiyor. Vlandia direniyor. Yoruyor.
Anlatabiliyor muyum? Ve tabii 34. dakikaya da girmişiz. Bu bölüm de burada bitiyor. Gelecek bölüm. Görüşmek üzere. Seviyorum sizleri.